Bir saltanat Arap saltanatı, Kelam-ı Mudari, Belagat-ı Arabiye ve Belagat-ı Kur'aniye, bu dört kavram üzerinde duracağım. Bunun için kısa kısa geçmeye çalışacağım inşallah. Arap saltanatı nasıl oldu bir cazibe merkezi oldu da diğer bütün insanları kendisine çekti? Arap saltanatı dediğimiz şey ta Raşid halifelerden itibaren İslam devletinin hamisi olmaları haysiyetiyledir. İslam yeni bir din olarak ortaya çıktıktan sonra başka milletlerden de Müslümanlar oldular. Çünkü İslamiyet'in güzelliklerini gördüler. İslamiyet'in ahlaki güzelliğini, sosyal güzelliğini, ekonomik güzelliğini gördüler ve bu yeni dine gruplar halinde Müslüman olmaya çalıştılar. Bu Müslüman olan milletler bu defa ilk defa Arap dilini birinci elden kaynakları görmek için Arap dilini öğrenmeye çalıştılar alimleri. Ve bu alimler sadece Arap ülkelerine gelip oralarda öğrenenlerin dışında kendi memleketinde kalanlar dahi kitap yazarken, eser verirken Arapça yazıyorlardı. Zira Arap dili İslam dili anlamına geliyordu aynı zamanda. O yönüyle bu saltanat yani Arap olmayanların, acem dediğimiz Arap olmayanların Arapça edebiyatına müdahaleleri söz konusu oldu. Onlar ister istemez kendi kültürlerini, kendi iç duygularını ve kendi tasavvurlarını, tefekkürlerini normal Arapçaya da aktarmaya çalıştılar. Halbuki her milletin kendisine mahsus bir dil tefekkürü vardır. Bu tefekkür dilini bozmakla nazm-ı maaniye ciddi bir zarar verdiler. Mesela bir kısmı işte demin arkadaşlar da bahsettiler. Değişik milletlerde söz konusu edilen Arapça Kelam-ı Mudari'den çıkmış ve farklı versiyonlarıyla farklı bir üslup, farklı bir ifade tarzı haline gelmiştir. Kelam-ı Mudari, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın da tabi olduğu Kureyş kabilesinin ecdatlarıdır, dedeleridirler. En güzel lehçe Mudari lehçesi olduğu için Kureyş lehçesi de ona bağlıdır. Ve Kur'an-ı Kerim o lehçeyle gelmiştir. Kelam-ı Mudari'nin en önemli olan özelliği acizane benim kanaatimce de Allah Celle Celaluhu bu lehçeyi yani bu Arapçayı ileride Kur'an-ı Kerim'in mucize olduğunu gösterecek tarzda bir miyar olmasını istemiştir. Yani Kur'an Allah'ın kelamıdır dediğimiz zaman ona karşı bir ayar olması lazım, bir ölçü olması lazımdır ki o ölçüye göre bilelim hakikaten Kur'an ondan daha üstündür, daha güzeldir ve Allah'ın kelamıdır. Böyle olunca Cenab-ı Hak bunların şartlarını da hazırlamıştır. Örneğin Araplar bir ümmi millet olarak devam etmişlerdir. Okuma yazmaları yoktur. Bu okuma yazmalarının olmaması tabii bir yandan belki kötüdür ama öbür yandan mefahiri tarihi yerlerini muhafaza etmek için çok güzel bir hafızaya sahip olmuşlardır. Hafızaları çok güzel. Keza bunlar çöllerde yaşadıkları için genellikle o çöllerin genişliğinden meydana gelen bir zihni genişleme de söz konusu olmuştur. Geniş tasavvurlara, tahayyüllere, tefekkürlere vesile olmuştur. Ayrıca genel olarak binitleri develer olduğu için develerin yürürken attıkları adımları bir şiir ritmi şeklinde başta aruz olmak üzere hitabet ve şiir kabiliyetlerini de yüceltmiştir bu konu. Dolayısıyla Arap edebiyatı ve kelam-ı mudari birçok yönden Cenab-ı Hak bu kelamı yani Arapça belagatını Kur'an belagatına bir miyar, bir ölçü, bir kıstas olsun diye mucizeliğini gösteren
tabi olsun diye böyle şartlar haiz bir tarza getirmiştir. Belagat-ı Arap dediğimiz zaman Kur'an belagatıyla Arap belagatı aslında aynıdır ama kelam-ı mudari cihetiyle. Arap belagatı mecaz istiare gibi bedi beyan dediğimiz ve maani dediğimiz ilimlerle mücehhez olan bir ilimdir, bir dildir. Bu dili kullanan Araplar kendi dönemlerinde ki Cenab-ı Hakk'ın tarihi içerisinde tekrar edeyim Kur'an'ın mucizeliğine miyar olsun diye bir özellik vermiş, onun için diğer dillerden çok daha üstün olduğuna inanıyorum. Bütün dillerden daha üstün bir kabiliyette olan bu dil, Arap dili, Arap belagatı birçok yönden ifade tarzı, üslup tarzı ve nazm-ı maani ile nazm-ı mebaniyi yani lafızların, ifade tarzının birbirlerine uyum içerisinde hareket etmesini sağlamıştır. Daha sonra işte bu Arap olmayanların belagat-ı arabiye içerisinde söz sahibi olmalarından dolayı asıl o Arapçanın derin olan manalarından ziyade bir lafız perestlik içerisinde lafza önem verdiler. Ne kadar Arapça bilirlerse o kadar kelimeleri güzel kullanırlar ve güzel bir lafız perestlik söz konusu olur. Belagat-ı Arap, Arap belagatı veya kendi dönemlerinde gerçekten hatiplerin, şairlerin ve hatta kahinlerin kullanıldıkları bir dil olarak çok büyük bir değer kazanmış. Üstadın ifadesiyle bir şairin sözüyle savaşlar başlar, bir şairin sözüyle savaşlar durur. Öyle bir hale gelmişlerdi. İşte Kur'an-ı Kerim İbn-i Mughire'nin, Velid bin Mughire'nin ve Ötbe bin Ebi Rabi'in de dedikleri gibi Kur'an'ın ayrı bir halaveti vardır, ayrı bir tatlılığı vardır, diğerlerinden çok farklıdır. Hele başında elif, la, mim, şifre gibi harflerin bulunması elbette ki Kur'an'ın diğerlerinden çok farklı olduğunu göstermiştir. Tabii örnekler çoktur, zamanımız herhalde buna müsait değildir. Bir kelime üzerinde durmak istiyorum mesela. Hani meşhur olan risalelerde de geçer, bedevi olan bir zat fasta bima tümer ayetini dinlediği zaman secdeye kapanmış. Demişler ki sen Müslüman mı oldun? Hayır demiş. Ben bu ayetin belagatına secde ediyorum. Bu ayetin belagatı nedir? Onu tabi bedevi Arap bir edip olduğu için o ne söylemiş? Pek fazla kitaplarda buna değinilmiyor. Epey araştırmama rağmen. Yalnız şunu gördük. Bu fasta kelimesi önce hani Kur'an-ı Kerim'in belagatının icazının asıl merkezi, nirengi noktası müfret olarak lafız lafız değildir. İfade tarzı içerisinde, üslup tarzı içerisindeki olan bir husustur. Yani aynı kelimeyi Arap da kullanır ama o kelimenin yer aldığı başka bir ifade içerisinde ifade edilemez. Adeta üstadın ifadesiyle bir halının orta yerindeki olan bir nakışın diğer taşlardaki olan bütün nakışlara karşı birer münasebeti olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in de her bir ayetinin başka ayetlere, her bir kelimesinin başka kelimelerine bakın birer yüzü, birer gözü vardır. İşte bu Fasta Bima Tümer ayeti bedevi bir Arabı kendisine secde ettirmiş. Demek ki belagatı o kadar güzel, bu kelimeyi bu tarzda kimse kullanmamış adeta. Teşekkür ederim. وَلَاِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ. Hani bu ayet çok önemlidir. Yani Kur'an-ı Kerim'in belagatı normal lafızların, müfred lafızlarda değil, o lafızların içinde bulunduğu cümleye bağlı olarak ortaya çıkan güzelliktir. İşte burada 1978'lerde bir Siret-i Nebi konferansı olmuştu İstanbul'da. Biz de kardeşler falan dediler ki biz onlara sadece işaret-ül icaz ve mesnevi vardı Arapça.
Arap aleminden gelen ulemaya bunları verelim falan diye. Genellikle Bediüzzaman'ı tanıyorlardı. Fakat o zaman Katar Diyanet İşleri Başkanı hiç Bediüzzaman'ı duymamış. Şimdi Araplar işte bu kitap nedir falan diye bir bakar fazla bakmaz daha sonra düşünerek. Önce sözlü olarak kitabın önemine dikkat çeken bir misal veriyordum ta ki baksınlar. Bu zat da Bediüzzaman'ı tanımıyor, hiç Risale-i Nur'u bilmiyordu maalesef. Buna dedim ki size isterseniz bir misal vereyim. Bediüzzaman Hazretleri nasıl bir müfessirdir? Diyor ki mesela Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayeti bir maksada müteveccih olduğu zaman aynı zamanda o cümle içerisinde o ayette yer alan kelimeler de o manaya yardımcı olur. Mesela burada ayet çok, evet, çok korkutmak istiyor. Fakat kelimeler de aynı şekilde kullanılmış. Mesela in kelimesi teşkik içindir. Üstündeki olan nekreden dolayı, tenvinden dolayı çok az ifade eder. Binamerra olduğu için bir defaya mahsus oluyor. Manası zaten normal bir kokucuk demektir. Min kelimesi bir tab'izi ifade eder. Yani azabın hepsi değil bir kısmı. Azap kelimesi nikal ve ikaba göre çok hafif bir azap. Hatta haza azbun furat ve haza milhun ucay ayetinde geçtiği gibi az biraz da tatlılığı da ifade eder. Tatlı bir azap, tatlı bir ceza. Min evet. Bir kez kahhar olan Allah'ın azabı demiyor, senin şefkatli Rabbinin azabından diyor. İşte bütün bu kelimeleri bir araya getirdiğimiz zaman ayetin manası şu olur. Şayet eğer senin çok şefkatli olan Rabbinin o tatlımsı olan azabının bir kısmı bir defaya mahsus görünmeyecek kadar küçük faraza dokunuverse لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ Zalimler diyecekler, eyvah mahvolduk. Bunu duyunca emin olun ilk defa duyuyor böyle dedi. Allah Allah, هَذَا مُجَدِّدْ مُجَدِّدْ dedi. O müceddittir. Demek ki belagat-ı arabiyi bilenler böyle ayetleri falan gördüğü zaman hakikaten çok hayran. Bahbaptaki o bedevi Arap da bir ayet. Bu gibi manalardan dolayı yaptığını düşünüyorum. Bir tanesi فَاسْتَحْ فَحْرُجْ dememiş. Fazhar dememiş, fasla demiş. Çünkü sat kelimesi aynı zamanda sudadan geliyor. Baş ağrısı. Yani bunun manası sen başkalarının başını çatlatırcasına bağır, haykır. Kendi başın bu konuda ağrıyabilir. Yine bunu esirgeme, çekinme. Yine fasla kelimesi normal bir şişenin yarılması demektir. Bir şişenin içerisinde can mı vardır, su mu vardır, evet, bal mı vardır? Kalbini tamam yar diyor, ta ki içinde vahyin balı, peteği ortaya çıksın, herkes görsün diye. İşte bu manaları düşündüğü zaman Arap hakikaten coşmuş ve secde etmiştir. Buyurun. Hocam şöyle soru bir sorumuz var. Evet hocam, bir sorumuz var. Evet. Yapılan meal ve tefsirleri buradaki evet, Arap belagatı ve kelam-ı mudari bağlamında nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben de bazı hocalarımızın dediği gibi maalin Kur'an olduğuna inanmıyorum. Maal Kur'an değildir. Evet, abdesti de yine alalım şeyde. Onun için şeyde namazda da okunmaz hani. Çünkü maal teme'nin manasını ancak verebiliriz. İster çok manasını bilelim, ister bilmeyelim. Bütün manaları bir arada vermek mümkün değildir. Dolayısıyla maalcinin tercihine göre hangi mana kendisi için daha güzel ise, meşrebine daha uygun ise o kelimeyi seçip veriyor. Binaenaleyh maal hakikaten bazen tehlikeli de olabilir. Ben okurmasın demem. Kayseri'de bir yerde vaaz ediyordum. Kur'an-ı Kerim'den özellikle çok belagatından bahsediyordum. Bir mühendis bir gün bana dedi ki hocam siz anlatıyordunuz Kur'an'ın mucizeliğini, çok yakından görüyordum. Çok hoşuma gitti. Fakat bugün bu sene dedi sanırım Tercüman Gazetesi'nin verdiği bir maal vardı, okudum dedi. Benim de şüpheler meydana geldi. Sizin anlattıklarınızla bu maalin anlattıkları aynı değildir diye bizzat bunu müşahede ettiğim bir olaydır. Evet.